Herkese kocaman günaydın. Yine yurt içi biletlerinden ucuz bir uçak bileti bulmuştuk. Annemle beraber almıştık. Havalimanına gideceğim. Annemle orada buluşacağız. Ondan sonra da birazcık güneye ineceğiz. Şimdi Türkiye'deki yayık için test edelim. Asla durmuyorlar. Gördüğünüz gibi asla durmuyorlar ve üstüne arabayı resmen sürüyorlar. Çok daha hızlı oldu yani girer girmez hiç sıra yoktu, direkt biletlerimizi yazdırdık. Diğer tarafa geçmeden önce de burada biraz atıştıralım dedik, karnımızı doyuralım dedik. Uçaktan inmeye karar vermiş. Yani vazgeçmiş uçmaktan. O yüzden şimdi güvenlik amaçlı tek tek çantalara bakılıyor. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor bu arada. Böyle bir şey varmış yani. Tek tek el bagajlarına bakılıyor kimin diye. Şimdi burada havalimanı durağı var tramvayı. Oradan da Muratpaşa durağında ineceğiz büyük ihtimalle. Merkez durağında. Şimdi biz indik. Şeda bize konum atıyor. Şeda'nın yanına gideceğiz önce. Hava çok güzel ya. Evet, şimdi biz giriş yaptık odaya. Şu şekilde şöyle göstereyim. Şurada bir yatak odamız var. Şurada da mutfak alanı ve oturma alanı var. Hava inanılmaz iyi burada. Hazırlandık. Yiyecek bir yerler arıyoruz. Şeda fast food tarzı bir şeyler yemek istiyormuş. Yani sezon burada bitmemiş gibi gözüküyor. Yaz aylarını hiç düşünemiyorum burada böyleyse. Evet, fiyatlar şu şekilde, burger fiyatları. Yani 200 TL civarı. Arkadaşlar en güzel hamburger anneminki gerçekten. Bir de bizim hamburgerin boşluğuna bakın. Şeyda'nın hamburgeri yok yani. İçinde hiçbir şey yok neredeyse. Güzel gözüküyor gerçekten. Şimdi kale içinde. Bilmiyorum sezon olmadığı için mi, saat mi henüz erken ama oldukça sessiz, sakin buraları. Çok güzel. Biz yavaştan böyle yorulduk. Dedik ki eve gidelim artık, dinlenelim. Yarın da denize gitmek istiyorduk biz bu arada. Fakat burada denizlerde plaj kumdan denize doğru değil de atlamalı bir şekilde. Annem ve ben o şekilde yüzemeyeceğimizi düşünüyoruz. O yüzden denize gitmekten vazgeçtik şu anda. Şelaleye falan gideceğiz sanırım. Çünkü eve yürüme mesafesinde değil o istediğimiz plajlar. Tramvay da yok, otobüs ölüm gibi burada, gelmiyor yani. O yüzden biz de vazgeçtik. Şimdi eve gidelim, dinlenelim, sabah olsun. Hazırlanalım, görüşürüz. Günaydın. Of, bir uyumuşuz, bayağı uyuduk ya, böyle 10 saat falan çok rahat uyumuşuzdur. Hava
güzel değil. Bulutlu biraz, zaten yağmurlu gösteriyor. Ama gitmek istediğimiz birkaç yer vardı. O yüzden biraz acele etmek istiyoruz. Uykumuza biraz yenik düştük arkadaşlar. Şimdi biz geldik Ollara. Aşağı Düden Şelale Parkı diye geçiyor burası. Düden Şelalesi'nin nehriyle beraber denize ulaştığı yer aslında burası. Asıl Düden Şelalesi tam tersi istikamette çünkü. Düden Şelalesi'nin şöyle bir özelliği varmış. Gelirken araştırdım biraz. Yeraltı kaynaklarından beslendiği için yaz kış fark etmeksizin su hep foşur foşurmuş yani. Sürekli akıyormuş. Zaten şu an yanımızda da Düden Nehri diye geçiyor burası. Hani çok fazla su var gerçekten. Şimdi böyle su boyunca ilerleyeceğiz bakalım denize doğru. Aşağıda bir tane adam var. Bakın görebilecek misiniz? Şurada tam. Daha yakınlaştırmak istiyorum. Gözüküyor, evet. Ya şu an o adamın yerinde olmak istiyorum. O kadar güzel ki. Nasıl indi acaba ya? Şu aşağıda yaklaşan teknede Titanic'in müziği çalıyor. Ay çok iyi orası şu anda. Şöyle bir yorgunluk kahvesi içmeye geldik. Şu karşıda görünen tarihi asansör diye geçiyor sanırım. Aşağıya doğru iniyorsunuz. Aşağısı da kale içi. Şöyle dün akşam geldiğimiz taraflar var. Karşısı marina. Sol tarafta hep kale içi sokakları. Şu karşısı da aslında yüzmek istediğimiz ama yüzmeye gelemediğimiz plaj. Görmüş olduğumuz minare ve yanındaki Antalya'nın en eski camisi olarak biliniyormuş. İsmi de Yivli Minare Camii. Şimdi yani yavaş yavaş artık bence Antalya hakkında izlenimlerimi söyleyebilirim. En başından beri nedense kendini hiç sevdiremedi burası bana. Yani bilmiyorum, bir sevemedim yani. İnanılmaz fazla yabancı turist var yerli turistten ziyade. Mesele o değil. Mesele şu. Tarihi yerler, o ünlü popüler yerleri inanılmaz pis. Çok kirli, çok kötü kokuyor yani. Çöp kokuyor ve sıcak olduğu için de haliyle koku yayılıyor yani. Burası gerçekten sezonda nasıl bilmiyorum. Yani aklınıza gelebilecek her türlü şey kokuyor, öyle söyleyeyim yani. Ve belediye bunu temizlemiyor herhalde. Evet, Burdur Şiş Köfte söyledik. Buralarda bayağı ünlüymüş. Şu şekilde mezelerde geldi. Piyaz da söyledik. Yumurtalısı varmış ama biz yumurtalı istemedik. Şöyle, şimdi yiyeceğiz afiyetle. Oo, yağlı yağlı. Çok güzel. Hava yağmış arkadaşlar. Yağmur yağmış ve biraz serinlemiş. Biz de biraz evde uyuduk. Dinlendik. Yani uyumadık aslında, dinlendik. Şimdi yine o kale içine asla bıkmayıp usanmayıp gittiğimiz yere, kale içine gidiyoruz. Orada oturacağız, manzaranın tadını çıkaracağız. Zaten son gecemiz. Yarın Bursa'ya gidiyorum ben annemle. Şurada da oradan Gelibolu'ya gidiyor. Oh, dediğim gibi son izlenim olarak Antalya'da. Ya bilmiyorum, sevemedim burayı. Merkezini en azından hiç sevmedim diyebilirim. Daha çok böyle antik kentleri, ne bileyim Adrasan, Kaş tarafları çok daha iyidir diye düşünüyorum. Çünkü merkezi
hiç yani. Neyse biz şimdi yavaştan evimize doğru gidelim. Uyuyalım güzelce, hazırlanalım. Yarın da artık yolculuk vakti. Bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Bizimle kısa tatilimize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Yani elimden geldiğince bir şeyler göstermeye çalıştım. Anılar biriktirmeye çalıştım. Kendinize çok dikkat edin. Kocaman hepinizi öpüyorum. İyi geceler. Şişt, gelme. Çok aşk. Ay gelme şuradan, git başımdan. Gelme dedim, dur bakayım. Ay durdu, ne olur dur. Durur musun? Bu duruyor mu? Isırmıyor mu? Tamam. Korktum birden gelince.